Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'si kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Sonunda dualarımız kabul oldu. İstediğimiz FIFA Street modu arkadaşlar. FIFA 20'de %100 şekilde olacak. Bugün EA Sports bir tanıtım videosunda FIFA Street'i duyurdu arkadaşlar. Ve bizi de sonunda o senelerdir beklemiş olduğumuz o bir farklı mod hep diyorduk ya arkadaşlar. Sonunda o farklı moda kavuştuk. Dilerseniz öncelikle sizlerle birlikte bu EA'in kendi paylaştığı videoyu izleyelim. Ardından ben edindiğim bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağım. Evet sevgili dostlar, izlemiş olduğunuz gibi EA Sports artık çıkış yolunu kullanıcıları dinlemekte buldu. Zaten bunu yapmasını her zaman biz istiyorduk ama ve lakin tabii Toto sıkışınca maalesef ki EA Sports böyle bir politika izlemeye başladı. Önümüzdeki sene ise müjde olarak söyleyebileceğim şeyler arkadaşlar, Avrupa'ya birçok FIFA serverının açılmış olması. Yani önümüzdeki sene tek serverdan değil, dolayısıyla internet daha akıcı olacak ve FUT Champions maçlarında daha iyi bir internette oynayabileceksiniz arkadaşlar. Bu da sizlere benim müjdem olsun. Kariyer modu ve Pro Club modları hakkında da ufak tefek bilgilerim var. Ancak video yapmaya yetecek kadar uzun olmadığı için onları içinde bekliyorum. Bu ay içerisinde tabii ki ikisi için de video kanala göndereceğim. Şimdi arkadaşlar FIFA Street modu hakkında güzel şeylerin olması yanında beni şüphelendiren bazı özellikler de var. Dilerseniz sizler birlikte arkadaşlar bu videoda direkt bunları konuşalım. Öncelikle bu mod pay to win olacak mı? Biliyorsunuz ki EA Sports adı geçtiği her yerde arkadaşlar bir pay to win'lik oluyor. Pay to win dediğimiz olay nedir? Paraya basanın büyük bir avantaj sağlaması olayına pay to win denir arkadaşlar. Bu mod böyle olacak mı olmayacak mı? Bunun hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Ben şimdi size genel olarak özelliklerini söyleyeyim, ardından soru işaretlerini birlikte bakalım. Öncelikle arkadaşlar kendi oyuncunuzu yaratabiliyorsunuz. Kendi oyuncunuzu oluşturduğunuz zaman bu bay veya bayan olabiliyor. Yani erkek veya kız yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu karakterinizin işte saçı olabilir, kıyafeti olabilir, ayakkabısı olabilir. Maç içindeki bu hani sevinme şekli olabilir, gol sevinci tarzı vesaire. Bu tarz şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Yani kısacası kendi karakterinizi arkadaşlar kişiselleştiriyorsunuz ve tamamen kendinizi oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii ki de burada NBA 2K19'dan büyük bir şeyler almışlar. Yani NBA 2K19'daki gibi herkes kendi karakterini seçebilecek. Herkes kendi kıyafetini giyecek, ayakkabısını giyecek, özelliğini alacak, sahaya çıkacak kısacası. Ve arkadaşlar Tokyo'dan Amsterdam'a kadar, yani bu kadar dünyada hani aklınıza gelebilecek çoğu yerde haritaların olduğunu, çoğu yerde bizim bu modu oynayabileceğimizi söylüyorlar. Yani tek bir saha yok arkadaşlar. Dünyanın birçok kısmında bunu oynayabiliriz. Zaten Fastidit'te bu şekilde biliyorsunuz ki tur şeklinde bütün dünyayı dolaşıyordunuz. Yani kısacası saha çeşitliliği de bayağı olacak. Oynanış modlarına gelecek olursak arkadaşlar 3'e 3, kaleci tabii olmuyor 3'e 3'te biliyorsunuz. 4'e 4 veya 5'e 5 şeklinde 3 tane mod sunuyor arkadaşlar EA Sports bizlere. Bu modları nasıl oynanacağı hakkında soru işaretleri var arkadaşlar. Öncelikle bu soru işaretlerini konuşalım. İlk olarak 3 ve 3 oynadığımız zaman biz kendi takımımızı kontrol edip, yani bir taraf kendi takımını bir taraf kendi takımını kontrol edecek. Yoksa o maçta tıpkı NBA'deki MyPark'ta olduğu gibi 3 ve 3 dediğimiz zaman 6 tane online oyuncu mu bu oyun oynayacak? Benim kafamdaki tek soru işareti bu. Eğer ki bu mod online olacaksa
ve pay to win olmamasını istiyorlarsa arkadaşlar, yani eğer böyle bir şey yapmayı düşünmüyorlarsa, normal şartlarda 3'e 3 bir maçta 6 tane online kullanıcının girip oynaması lazım. Yani aksi takdirde bu normal biz FIFA oynuyormuş gibi herkes kendi takımını kuracak ve maça girdiğiniz zaman siz kendi takımınızı o kendi takımını yönetecek. İnşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü bu oyunun zevkini bence birazcık azaltıyor arkadaşlar. NBA'de arkadaşlarınızla girip herkes kendi yetenekleriyle oynadığı zaman 3'e 3 ve 4'e 4 maçlarda özellikle çok enteresan işler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tek dileğim bu modun böyle herkes kendi takımını yönetmesi değil de herkesin böyle online olarak katılabileceği bir mod olması arkadaşlar. İnşallah böyle bir şey gerçekleşir. Ve EA Sports tabii ki de single player olarak da size bu modu sunuyor. Single player'da büyük ihtimalle arkadaşlar bir hikaye olacak. Çünkü geçen sene biliyorsunuz ki şu anda da ekranda izlemiş olduğunuz gibi Alexander'da bu FIFA Street'in mekaniğini denemişlerdi bu FIFA 19'da. FIFA 20'de gelecekti. Mekaniğini denediler. Şimdi o mekaniğe çok fazla bir şey eklemeden bence salacaklar arkadaşlar. Hani gameplay olarak çok aşırı bir fark olduğunu sanmıyorum Journey'deki kısa bölümden. Single player modunda büyük ihtimalle arkadaşlar tabii ki dünyayı gezerek özellikle ilk başta çok küçük sahalardan başlayıp ondan sonra zaten Adidas sponsorluğu vesaire de gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde hani Adidas'ın da hani mesela ne oluyor? Bir lig oluyor. Nike falan da düzenliyor arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Öncelikle ufak sahalarda oynuyorsunuz. Sonra ilerledikçe Nike size güzel bir saha ayarlıyor. Etkinlik falan oluşturuyor. Siz orada da oynuyorsunuz. Suriye'si zaten büyük ihtimal böyle olur. Dünyadaki bu sokak takımlarıyla birlikte oynayarak şampiyon olmaya çalışırsınız. Online modu benim çok dikkatimi çekecek kısım. Çünkü online modda karakterinizi nasıl geliştirebileceksiniz? NBA'deki gibi rozetler olacak mı vesaire? Bu gerçekten çok önemli bir detay. Ama tabii ki de nedir? Bize bir umut verdi arkadaşlar. Bize vermiş olduğu bu umut bizi sevindirdi. En azından hep tek düze gelmişliğin dışında farklı bir şey göreceğimiz için gerçekten de çok mutluyum arkadaşlar. Ve beni sevindiren bir diğer kısım da biliyorsunuz ki EA Sports normalde FIFA'nın bütün modlarını arkadaşlar EA'in Kanada'daki Vancouver ofisine gerçekleştiriyordu. Ve bu sefer EA Romanya'da buna katılmış. Yani EA Romanya'nın buna katılması demek artık Avrupalı bir geliştirmecilerin de burada olacağı demek oluyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Bazen biliyorsunuz ki FIFA'da hatalar çıktığı zaman Kanada'daki saatlere göre geç geliyordu arkadaşlar. Çünkü aramızda 7 saatlik bir fark var. Ama şimdi artık Avrupa'da da bu oyunla ilgilenecek bir ekip olacağı için bu da gerçekten bu oyundaki sorunların daha hızlı giderileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten de bu beni çok mutlu etti. Gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Gelen ilk bilgileri sizlerle birlikte anlattım. Önümüzdeki sene inşallah güzel bir oyun olur. Ben normal FIFA'da çok gameplay olarak bir değişiklik beklemiyorum. Amma ve lakin Fastidit modu geldiği için en azından bir alternatifimiz olacak. Tekrar özetlemek gerekirse online ve single özelliklerimiz var. Amsterdam'dan Tokyo'ya kadar gelişmiş sahalar olacak. 3v3, 4v4 veya 5v5 gibi farklı sunulan modlarda oynayabileceğiz. Kendi karakterimizi yaratıp dış görünüşünü, ayakkabısını ve oyun içindeki dansların hareketlerini düzenleyebileceğiz. Şu anlık detaylar bu şekilde. Tabii ki de ben elime detaylar geçtikçe sizlerle birlikte buluşturacağım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. FIFA 20 için en doğru adresiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve geçen hafta atmış olduğum Henry Onyekuru ile olan videoyu da izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.